Dövüş sporlarının tek adresi S-Sport Plus sunar. Fight Digital'da Esport Plus'ın sunduğu Pound for Pound'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da UFC'yi yorumlayacağız ve gündeme biraz bakacağız. Ben Kerem Akbilek, yanımda Yücel Tuğan var. Abi nasılsın? İyidir Kerem, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya oldukça güzel bir UFC kartı vardı bence keyif bakımından. Onun dışında biraz Conor McGregor gündemin ortasında onlardan biraz konuşacağız. Ama istersen programa girmeden Sponsorumuz Esport Plus'ı teşekkür edelim. Esport Plus 2018'de kurulduğundan beri pek çok önemli dövüş spor organizasyonunu Türk spor severlerle buluşturuyor. Esport Plus'ta UFC gecelerinin yanı sıra PFL, Bellator, Cage Warriors gibi dövüş kartlarını, onun yanında Frank Warren boks gecelerini ve diğer önemli boks maçlarını da izleyebiliyorsunuz. Canlı yayını kaçırdıysanız tekrar izle özelliğiyle tüm içerikleri uygulama içerisinde arayarak ulaşabilir ve tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Esport Plus'ta şimdi knockout koduyla kayıt olursanız esportplus.com üzerinden ilk ay sadece 29.99'a üyeliğinizi hemen başlatabiliyorsunuz. Evet abi. Haziran ha ayı da bunun için uygun bir ay. Evet tam çünkü evet. dövüş hafta dövüş ayı diyebileceğimiz bir kritik bir döneme giriş yaptık. Tek korkumuz UFC 303'ün iptal olup olmayacağıydı. Ama UFC bu son UFC Louisville kartında yaptığı paylaştığı promoyla bizi tekrardan heyecanlandırdı diyebilirim. Evet yani şey gibi oldu. E ...yani zaten yeni programa başladık... ...hani bilmeyenler varsa 1 ve 1 diye... Evet. ...orada da kanarı konuşmuştuk... Ee, ...umudum var demiştim ben... ...yani çok da cevap gecikmedi... Ee, ...ya sanki... Hani nereden bakacağımızı... yani çok kestiremiyorum yani... ...bir drama oluştu... ...hani dramada ekmektir ya yani... ...hani izlenir evet. izlettirir... Ee, ...burada da bir drama mı e, yaratmaya çalıştılar... ...arada ne oldu... ...hani bunun açıklamaları illaki gelecek... ...konuyu da bilmiyoruz yani çünkü... Konuyu da bilmiyoruz ama muhtemelen bir sakatlık çekilme olur mu olmaz mı gibi bir şey konuşuldu diye düşünüyorum ben. Ee, i̇şte Conor McGregor tarafında yoksa Michael Chandler çakı gibi bekliyor zaten. <laughs> bir buçuk iki yıldır çakı gibi bekliyor yani. Ee, ona da tabii olmasa ona da e, bilmiyorum üzülecektik herhalde. Ama e, promoyu yapıştırdı UFC evet. Louisville kartında. Biraz eski günleri andıran bir promo oldu ve heyecanlandı böyle... Dream On şarkısına da bir remix yapmışlar falan. Çok iyi. Bence de gaza geldik yani. Çok iyi. Senin bir ve bir konuştu mesela şey konusu çok kritikti bence. Kanır bugüne kadar hiçbir dövüşten çekilmedi. Ve yine çekilmiyor. Evet. Yani inatla çekilmiyor. Belki sonrasında bir şikayet olabilir dövüşün sonucuna bağlı. Onu da yapmıyor ama Kanır. Yani bir kere Habib'de çıkıyor. Onda. Habib'de de o da yıllar sonra evet. de çıktı yani belgeselde çıktı. Yoksa Hani Caner'in eleştirilebilecek bir sürü tarafı var ama bu taraflar da hakikaten bence evet. muazzam yani o dövüşçü etiği iyi yani kalır McGregor'dan yani Kafesin içi Tabii. ve bir mazeret üretmemesi, işte hiçbir dövüşten çekilmemiş olması. oraları iyi Kanar'da. Bu da aynı şekilde oldu. Yani gene bir şüphe duyuyoruz yani. yani gene bir evet. süre var acaba gene bir sıkıntı yaşar mıyız? Yaşamayım. Yaşamaz mıyız ama herhalde promoyu bastıktan sonra artık bir geri çekiş Çekilmiş işte olmaz. Şu basın toplantısında bir görelim. Daha böyle netleşecek gibime geliyor. İşte o ayrı basın toplantısı herhalde artık yetişmez evet. gibi geliyor bana. İşte o kötü oldu. Ama mesela Kanır'ın Dublin'de Aldo ile yaptığı basın toplantısındaki maç da iptal olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Aa, orada şey evet, i̇lk, Mendes geldi orada. Yok. Yani, en, yani ilk Aldo Doğru. çekilmeden önce işte yaptılar Aldo ile basın toplantısını sonra Aldo çekilmişti o maçtan yine. Hani evet. Basın toplantısı da bir iş aslında bir garanti değil yani hiçbir şey. Değil, değil de işte e, Conor'ın o havai fişeklerle Conor McGregor geri dönüyor. Aslında evet. o basın toplantısının amacı yani tanıtımlarda da biraz Chandler hani geri planda kalıyor. Yani Conor öyle büyük figür ki o basın toplantısının amacı aslında o. Hani kral geri dönüyor Hı -hı. gibi o e, onun o esprili diliyle e, dalaşmalarıyla hani bunun duyurusunu yapmak. Ama Dublin'de hani bu olamadı. Ee, sanki şey oldu. Ben de hani geri dönüşler vesaire bakıyorum ee, çok gazdı insanlar basın toplantısına evet. bence. İşte iptal oluyor mu olmuyor mu diye biraz şey oldu böyle bir ilgi alaka bir darbe aldı gibi. Yani tabii ki daha yaklaşınca çok yukarıya çıkacak ama yani şu andan e, mesela çok büyük olması gereken ilgi alaka biraz o çekiliyor mu çekilmiyor mu o yaratılan evet. drama belki ters tepmiş etmiş olabilir. Hani yaratılan diyorum ama mecburen tabii bunu Hı. yapmışlardır. Yani bilmem merakla bekliyoruz artık bir sonraki şeyini. çünkü Gevsin her paylaşımı bizim için artık bir ipucu oluyor yani olacak mı olmayacak mı tarzında. Kanır evet. bir şey paylaşmadı ama. Evet oradan Bare bir şey. Bernakül falan koydu. paylaştı değil mi hafta sonu? Böyle... benim bildiğim kadarıyla evet UFC ile özelinde yani bir paylaşım göremedim. Chandler ama Kill Cliff'e dönmüş. Orada antrenmanlarını Aynen. sürdürüyor tekrardan. Hı hı. O konuda pozitif bir ilerleyiş var yani. Yani tekrar yola girdi maç. Bence Neyse de ki. Bence de. Ee, başka bir gündem konusuna geçelim abi. Ee, daha önceden de konuşmuştuk. Conor McGregor'ın Ryan Garcia ve onun üzerinden Shane O'Malley'e bir hı hı. E, laf atması vardı. Oradan Şanavali'den bir cevap geldi. Biraz aslında e, nasıl diyeyim pozitif bir cevap diyebilirim. Çünkü yani Conor McGregor da bu açıklamalarından sonra tweetlerini silmişti. Ondan sonra Şanavali katıldığı bir programda şöyle dedi. Ondan nefret etmeye çalıştım ama beceremedim. Onun her zaman bir hayranı olacağım. Onun hakkında çok şey öğrendim. O benim için bir efsane. Ama o da yaptığı yorumların aptalca olduğunu fark etti diye düşünüyorum dedi. Evet yani bu seviyede e, bu tür ne ne denir e, bu internet diliyle tabiriyle geri vites mi? Yani, hani geri vitesleri çok görmez. Ya yani geri viteste de değil bu galiba tam olarak. Ee, saygı çerçevesinde ama saygı çerçevesinde, çerçevesinde hani o e, hakikaten Conor McGregor'a örnek almış hani dövmeleri de biraz benziyor. Aslında bu. Evet e, göğüs dövmesi. Aynen dövüşme tarzı da biraz daha benziyor işte daha striking temelli. Yani ne kadar örnek aldığını görüyoruz Anomalin. E, yani bir idolü aslında orada tabii Conor McGregor. O e, daha sonraki röportajda Hani ne dedik? Cross Cross dedi galiba. Ya arada kaldı biraz. Ha, evet. Şanomal. Evet, yani her evet, bir şey Herkese sallarken biraz da şanomayla. Orada denk geldi, da denk geldi. Ona da denk geldi. <laughs> arada kaldı gibi evet. bir şey demişti. Hani tweetlerini silmesi de bu manada normal. Ee, biraz da Ryan Garcia ile hani aynı kefeye konulması hoşuna evet. gitmedi. Asıl olay oydu zaten. Evet. Ryan da tutuklamışlar. Ha, yani evet. Bir vandalizm olayı çıkarmış. Evet, oteli dağıtmış falan odayı falan galiba. Ee, Ryan Garcia'nın skandalları da bitmiyor. Ee, Şanomal'de işte öyle bir şey yok neyse ki. Yok o baya düzgün biri aslında bana kalırsa yani şeye göre i̇şte, kafes, e, Ryan kafes göre. içine göre yani. Bir de. E tabi Ryan da çok genç yaşta tabi popüler oldu işte tabii. takipçiler falan biraz onlar da tabi ki e, gençlerin diyeyim e, davranış biçimlerini falan etkiliyor. E, burada da yani toparladı diyorduk Ryan Garcia işte heyni yendikten sonra tamam doping mevzusu hala devam ediyor ama... Ee, yani otel odasını dağıtması falan böyle polis eşliğinde otelden çıkarılması, gözaltına alınması falan hani hoş olmadı gene. Ee, oradaki dengesizlik devam ediyor evet. Ryan Garcia cephesinde En azından kafe ka, ring içine yansımasın bu yani. <laughs> Çünkü müthiş bir performans sergilemişti son maçında. Evet ama bundan sonra ne olur bilemiyorum. Şu doping mevzusunun <laughs> öncelikle tabii bir çözülmesi lazım Ryan Garcia. Tabii orada konusunda. da bir netlik yok. Hı hı. Ee, Şavkat'ın bir tweeti oldu. Buradan oraya geçelim. Daha yani, ge geçen hafta konuşmuştuk, değil mi? Şavkat'tan ses çıkmıyor. He, en sonunda e çıktı o ses e işte. Evet. Ee, Jack Delemeder'in sakat olduğunu, Osman ve Kobi'nin kendisiyle dövüşmek istemediğini söyledi. Ben sadece o zaman Lyon ve Belar galibini alayım demiş Twitter üzerinden. Yani direkt kemer maçına atlamak istiyor demeyeyim çünkü rakip yok yani öyle bir sıkıntısı var. Hakikaten kemer maçız. Onun hakkı olabilir bu saatten sonra. Rakip yok. Sonra bugün de bir tane poster bastı. Güzel. Evet. Şavkat hareketli şu ara. Dövüşmek istiyor. Gelmiş. Kan kaynıyor belli yani hani burada. Yani üstünden bir sürede geçti çünkü artık. Geçti. Yani bir kayanın altında kim var? Kolbi var, Leon var, Kamaru var. Üstünde evet. de Şavkat. Yani aslında burada şey diyor yani. Hani bunu istemiyorlar. Osmanla Colby. Şavkat'tan biraz çekinildiğini hani. ...bizler de programlarda evet. zaman zaman hani konuşuyoruz... ...hani böyle bir görünüm var açıkçası... E, ...şavkattan çekinildiğine dair... ...çünkü hani yenilgisiz ve... E, ...yerde ayakta o gösterdiği performans... E, ...çok etkileyici oluyor... ...burada Fight INC diye bir program Hı, evet. çıktı... E, yani maalesef biz izleyemiyoruz. Bu arada hani bulabilenler izlesin. Amerika'dan da hani izleyen izleyicilerimiz var biliyorum. Twitter'a kliplere düşüyor sadece. Orada da işte Şavkat Osman klibi vardı. Oraya geleceksin herhalde. Evet, evet. Onu sen anlat istersen. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, nefis bir program yani bütün hepsini izlemedim ama düşen şeylerle bile evet. o kadarıyla bile nefis bir program olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü bu dövüşlerin nasıl ayarlandığını anlatan bir e program. Fight Agency e ve ee, sahne arkasını o war room'u işte o savaş odası dene dediği işte Hı -hı. dövüşlerin hazırlandığı o odayı görüyoruz. Oradaki tartışmaları görüyoruz. Ve Habib'le de bir tartışma düştü. Ya evet, ilk başta arkada ile görüşüyorlar. İşte Jack herkesle dövüşürüm falan demiş mesela. Onu bilmiyordu. Konuşuyorlar falan. Osman boşta kaldı falan diye. En sonunda aralarında bir tartışma yapıp Şavkat Usmana karar kılıyorlar. O sırada da Ali Abdülaziz'le Habib dışarıda. Oradan çıkıp Onunla ayrı bir görüşme gerçekleştiriyor. İşte o diyor ki Şavkat Usman konusunda karar kıldık diyor Dana White. Ali Abdesiz ilk başta diyor Wonderboy'la dövüşsün Wonder diyor. <laughs> o da ne alakaysa artık bilmiyorum. Niye milleti Wonderboy'la dövüştürmeye çalışıyorlar hı hı. onu da anlayabilmiş değilim. Ama en sonunda işte Habib diyor ki bu maçı kazanırsa işte kemere gidecek mi diyor Usman için. %100 diyor Dana White'da. Ondan sonra tamam anlaşırız o zaman diyor. Bu da bir de Şavkat'ta Osman dedi. Hmm. Ama Habibim, bu eski herhalde. Bu eski ama işte Habib'in orada şeyini görüyorsun. Ha, ya Habib hakikaten muhteşem bir figür. Yani argümantasyonunu görüyorsun. Evet. Yani çok mantıklı bir şekilde olması gereken maçın Şavkat-Usman olduğunu. Ali'den daha tabii. <laughs> mantıklı. Ali de biraz tabii dövüşçüsünü düşünüyor. Evet. Gerçi ikisi de onun dövüşçüsü. Yok Şavkat onun değil galiba. Yok. Osman üzerinden ilerliyor. Evet yani. Osman onun dövüşçüsü. Eee... Şavkat da onun olabilir ya. Onun mu acaba? Bilmiyorum. Tam hmm. emin değilim ben, ben de Şavkat'ın menajeri konusunda. Ee, Habib'in argümentasyonu ne kadar iyi olduğunu anlıyorsun. Yani hani bir e, denklemi iyi kuruyor bir dövüş açısından. Aslında bunu futbolda da yapıyor mesela. Futbol soruları geldiğinde de Habib... ...yani sayılar üzerinden hani ta çok iyi takip ettiği için... ...hani bir tarafın ne kadar nasıl yukarıya çıkacağını iyi biliyor. Hani İslam'da da bunu bence evet. iyi kurgulamışlardı. Hani... Kemeri aldı şimdi pound for pound sıralaması Diye hemen Hikayeyi Sıza'daki değiştirmişti Volkanovski'ye dönmüşlerdi Burada da şavkat konusunu iyi anlatıyor ee, Yani ben deli gibi O şeyi izlemek istiyorum yani bu Fight INC Şeyini Fight Pass'e henüz koymamışlar ee, Amerika'da Roku diye bir App üzerinden izleniyor galiba Ücretsiz ama bizim ülkeye kapalı Yani bulanlar izlesin ...diyelim Fight Pass'e de bir yerde koyacaklardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bulanlar olursa bu arada yani yoruma da yazabilirler. Evet. Yani. İnsanlar ya belki aralarında kaçırmışızdır şey bu arada. Bu arada. Evet. Yani, Herkes izleyebilsin istiyorum. Yani. Çünkü işin arka tarafını görmek... ...maç ayarlanma süreçlerini görmek açısından muazzam bir iş. Ee, çok iyi düşünmüş UFC. Ama şu tür şeyler var işte. Abi bunu dünyaya aç ya. Yani evet. niye Amerika'dan sadece izlenebiliyor? Ee, İlla ki tamam dünyaya açılacak bu tabii ki ama... ...aynı anda dünyaya aç çünkü... E, MMA, UFC... Organizasyonu artık sadece Amerika temelli değil. Hani onun bence kırılması lazım. Evet. Yani ben izlerim diye açtım fight Pass'i. Hani vakit bulduğum şeydi e yok. Hani şeyi var reklamı var kendisi yok. Yani yakında, falan yani yakında falan tarzında mı yoksa oradan izleyebilirsiniz. bir şey de yok. Basıyorsun yani. boş çıkıyor. Yani. Yani çünkü Bu da hani bir süre sonra gelecek manasına geliyor ama evet ama hani Twitter'da mesela Yabancı taraflarda mimler paylaşılmaya başlamış bile, biz çok geride kaldık. O evet, konuda. burada evet kıytırık iki tane şeyden, videodan falan öğreniyoruz. Yani bir daha bakayım, bak canlı canlı derken aramızdaki evet. canlı canlı şeydi. Hani ben bir hata yaptım diye. Yani ama şey işte bu sponsorluk anlaşmaları vesaire, hani o platforma herhalde başlangıç için e, satmışlar. Geri döneceğini ben umuyorum açıkçası. Ee, yani Fight Pass'e gireceğini umuyorum. Daha ikinci sekmede işte çıkıyor. Bakın diye göstereyim burada. Fight ILC. Ee, ve All Episodes'a basıyorum. Öyle bir seçenek de var yani. <laughs> evet. Live Now diye başka bir yere bağlıyor. Yani bu tür şeyleri de var. Aksaklıkları da var. Anlamadım bir şekilde. Program Guide'a bağlıyor falan. Yani yok şu anda ama umarız gelecek... Ben de tam baştan sona izlemek isterim ya kesinlikle. Hı -hı. Yani bu kadar uzatmamın sebebi gerçekten e, çok şey öğrenebileceğimiz bir e, seri gibi duruyor. Hı -hı. Ee, buradan bu hafta sonu aslında geçtiğimiz hafta sonu Türk dövüşçülerimiz için de kritik evet. bir iki event vardı. Buradan ilk e, PFL'e geçelim abi istersen. Hı -hı. Çünkü Alperen Karabulut e, ilk maçına çıkmıştı ve çok kritik bir maçtı onun için. PFL Newcastle eventinde Alexander Luster'le karşılaştı. Ama maalesef ilk roundda ...Vino'ya çok da mağlup oldu. Evet. Ee, yani kötü oldu. Kötü bir başlangıç oldu. Bir de bu tabii ki şey... E, ...turnuva formatı. Evet. Dolayısıyla elenmiş oldu. Hani PFL'de gene tabii... ...kontrat nedir tam olarak bilmiyorum ama... ...yine maç yapacaktır diye düşünüyorum. Fakat çok çabuk olması da kötü oldu. Yani orada mesela... ...Tektağ'ına gitmemeliydi bence. Hani Alperen'i de anlıyorum. Çünkü Tektağ'ın çok <laughs> önünde... Bence rakip hani e, Alperen için hani benimle yere gitmez diye düşünüyordu bence. O yüzden hani tek dağını hmm. falan e, çok önemsemediğini düşünüyorum. Hani bir e, refleks olarak o şeyi anlayabiliyorum. hani tek dağım orada duruyordu ve Alperen aldı onu. Evet. Tek dağını aldı ama sonrası yerde e, yani Luster'de hani iyi geçişler sağladı orada. E, ve... Yani kolay gösterdi açıkçası. Orada biraz heyecan yaptı bence. Evet, Ayakta keşke biraz devam etseydi evet. daha iyi olacaktı. Ama tabii Alperen daha 19 yaşında. Tabii. Yani bunların hepsi tecrübe. Ee, şey diyemiyorum işte dediğim gibi oradaki yani tek dam önündeyken almalı mısın almamalı mısın? Burada işte o uzun uzun düşünebileceğim bir karar değil dövüş içerisinde onu almayı tercih etti. Ama sonu iyi olmadı yani hani o yere gidince. Ya işte o yere gittiğinde mesela e, Luster Butterfly'ı taktı orada mesela ayakları içerideyken hı hı. orada biraz Alperen hani öbür tarafa geçmek istedi. O tarafa geçmek isterken de biraz panik halinde mi oldu diyeyim. Ayağı hani kaptırdıktan sonra zaten oradan sweep'i sağladı Luster. Evet. Ama işte şanssız bir şekilde oldu bu bence. E, keşke biraz ayakta devam etseydi. Evet. Hani illa bana da yere gidecek bir maç gibi geliyordu yani bir noktadan sonra ama Ayakta kısmı çok kısa sürdü. Yani o hı hı. iyi olmadı. Alper'in kendini daha iyi gösterebilirdi ayakta. Ashtam i̇şte PFL'e gösterme şansı bakımından umarız evet. bir fırsat daha bulur. Çünkü 19 yaşında konuşuyoruz. Ama işte bu. Alper'in avantajı henüz 19 yaşında. Evet. İşte UFC kartında da 19 yaşındaki Raul Rosas'ı konuşacağız. Tabii. Yani daha fiziksel olarak gelişmemişsin hı hı. tam olarak. O hani fiziksel olarak gelişirken aynı zamanda hani bisikletle dövüşmeye çalışıyorsun, aynı zamanda dövüşünü geliştirmeye çalışıyorsun. Ee, Rosas Junior tarafında da hani bunu konuşuruz çok kolay bir şey olduğunu ben düşünmüyorum ee, o yüzden e, 19 yaşında PFL'de dövüşmüş olmak Alperen için e, çok önemli bir tecrübe Tabii. yani burada hep söylenilen şey yani kazan ya da öğren Hı -hı. işte win or learn kısmında yani buradan öğrenecektir ee, öğrenip üzerine çok iyi şeyler koyma adına da çok iyi bir yaşta Alperen 19 yaşında Umarız bir fırsat daha ee, daha Tebrik olur. ediyoruz. PFL'de evet. dövüştü sonuçta. Bu yani. da büyük bir başarı. Evet. Ee, onun dışında Atilla Korkmaz'ın Octagon 58 Çekki eventinde bir maçı vardı. Ki rakibi de hı hı. UFC geçmişti. Makvan Amerikaniydi. Onu üçüncü roundda Rinnek çok dayandı. Ama nasıl bir Rinnek çok. başta power bombu vuruyor. Üstüne Rinnek çok bağlı. İnanılmaz bir galibiyet yani. Valla çok etkileyiciydi. Yani bunu yaptığı kişi de e, Makvan Amerikani dediğin gibi eski UFC dövüşçüsü. Hani Submission oyunda e, iyi olan bir dövüşçü. Makvan Amirkani. E, en azından geçmişte öyle gördük. Hı hı. E, burada şey Atilla Korkmaz'ı tabii ki tebrik ediyoruz. E, gerçekten o e, yere vuruşu orada bence kırdı zaten. Bence de Sonra çok rahat aldı çünkü. Ee, o vuruşla beraber kırdı ki üçüncü rauntta geliyor. Yani ba bayağı bir hırpaladı zaten Amirkani'yi. Onun da kariyerindeki en önemli galibiyet oldu. Tabii, Tabii bu kesinlikle. galibiyet. Orada bir üçüncü round sonunda bir tükenmişlik var zaten Amirkani tarafında. Hı -hı. Ama hani onun UFC geçmişinden bahsettik. Hatta UFC tarihinin en hızlı nakavtlarından birine sahip. Yanlış hatırlamıyorsun 6-7 saniyede bir nakavtı vardı. Hı -hı. Yani onun da kariyeri için çok önemli bir artı oldu... Umarız bunu ilerletir. Evet, takip ediyoruz. Evet. Yani oktagonda gerçekten sert bir organizasyon, iyi evet. bir organizasyon. Orada bu şekilde ilerlemesi Atilla'nın ee, o da muazzam. Yani son dönemdeki en yükselişteki organizasyonlardan bence. Oktagon. Olabilir yani Avrupa, Avrupa özelinde, özelinde aynen. Yani Çok iyi kartlar yapıyorlar yani oktagonda. Oradakilerin de gözüne çarpmıştır diye artık umuyoruz. Evet. Onun da geleceği için çok önemli bir galibiyet oldu. Dünyada da bence e, izlenme oranları yükselen bir organizasyon. oldu Bence, bence de öyle. Ee, o zaman bu hafta sonu gerçekleştiren UFC kartına geçelim. UFC kartına girmeden önce küçük bir hatırlatmamız olacak. Esport Plus'ta yine bir Fight Night bizleri bekliyor bu hafta sonu. Alex Perez ile Tatsuro Tayra bu pazar saat gece 2'de karşı karşıya gelecekler. Bunu Esport Plus'tan takip edebileceksiniz. Onun dışında PFL'de Valentin Moldavski ile Linton Vassell'in karşılaşacağı bir gece var. O da Cuma 4'te olacak. Boks tarafında ise Chris Billum Smith ile Richard Riakpor karşılaşacak. O da Cumartesi 8.30'da izlenebilecek bir saatte. Bunların hepsini tabi Esport Plus'tan takip edebileceksiniz. Peki, bir de knockout koduyla üye olursanız ilk ay sadece 29.99'a üyeliğinizi başlatabiliyorsunuz. Diyelim UFC Louisville kartına başlayalım abi istersen. Evet, e, hafta sonu biraz korkuttu aslında alt kart alt böyle, kart değil mi? <laughs> alt karttan geliş e, öyle mesajlar da geldi yani ben de hani izliyordum decision'a yani karara gitti bir maç hariç hepsi bütün evet. maçlar biraz da geç kaldı o yüzden ana ama ana yani çok sağlam telafi etti, <laughs> telafi etti yani şey çok soru sert. işaretleri vardı acaba bu yeni eldivenlerle knockout olmayacak mı kimse Düşüncesi vardı. E bu kadar karar olunca öyle bir düşünceye gitti. Yani el, yeni eldivenler, yani biraz daha beklemek lazım. Daha ikinci event zaten evet. yeni eldivenlerle ama e, nakaz sayısı düşüyor mu, düşmüyor mu? E, şu anda erken bence. Fakat yeni eldivenler, eskileri daha iyi gözüküyordu onu görüntü olarak. görüntü olarak. Yani çok şişkin gözüküyor mesela ya yani. elde böyle şeyler gibi. Yani abartarak söyleyeceğim. hani... ...boks eldiveni hmm. gibi yani 4.10'dan fazlaymış gibi... ...ama değil tabii ki yani hani o... ...biraz daha hafif galiba hatta... ...kullanılan malzemeden Sanırım dolayı... Öyle. ...açıklamalarda öyleydi... E, ...fakat tesiri var mı ama biraz daha büyük gözüküyor... ...yani daha hacimli gözüküyor... ...eski eldivenlere kıyasla... E, ...hani eskiyi ben giymiştim de... E, ...bir ara ama yeniyi giymedim hiç... ...yani eskisi daha böyle... ...deri ağırlıktı falan... E, ...burada şey... ...hani yeni materyallerle daha biraz daha büyük gözüküyor... ...yani daha şık gözüküyor mu... Bence gözükmüyor Yok ya, evet. evet, eskisi daha şık gözüküyor. Belki altın olanlar renk bakımından bir tık daha evet. güzel gözüküyor olabilir. Altını da sevmediler ya. sevmeyen de çok altın rengi. Evet, rengini. öyle gördüm evet. Bence fena değil bilmiyorum. Ee, ama hani dövüşçüse gidiyor altın rengi hmm. olunca yani hani kafalar. Ya aslında hani yapısı anlamıyla hani parmak şeyini engellemek için bir müdahalesi olduğu söyleniyor. Ama mesela ana maça geçtiğimizde İmavo Kanuniye maçında hani hakemin özel bir uyarısı oldu İmavo'ya karşı. Böyle. Ama. Böyle değil. Yani şey yani. Böyle bir şey yapıyorsun. Tam olarak öyle. Her zokta tam olarak öyle araya girdi. Keşke Sürekli. göstermeseydim ama. Sürekli. Ya, ya o konuyu kapatmış yani o konuyu çözmüş gibi gözükmüyor hakikaten. Hani evet, göze işte. parmak olayını hani azaltmış gibi de gözükmüyor bu eldivenler. Hani tabii ki bunun istatistiği tutulur mu tutulmaz mı bilmiyorum ama. Yani şu anki durumuyla yani rahatlıkla gene parmaklarını açıyor görün e, dövüşçüler. Hani Sean Strickland demişti ya bu dövüşçü alışkanlığı bunu değiştirmek lazım. Hı hı. Hani bu devam Aynen edecek de, demişti. Evet. Ama ba e, bakınca şeye Bellator eldivenlerini falan düşününce onlar da daha az göze parmak oluyordu. Hı. Hani bu UFC eldivenleri onu asıl aslında bizim sıkıntımız oydu ya yani göze parmak evet. olayı biraz azalsın diye. Yani iki event'tir, yani öncekinde de oldu UFC 302'de de oldu. Ya çok bunu azaltıyor gibi gözükmüyor açıkçası. Ya, hani onları... o zaman bu eldivenleri niye yaptınız? Evet diye. işte <laughs> soru işaretleri, asıl o konuydu yani. Ee, hakem'den bahsettik, ana maçın da ilk konusu herhalde Hakem'in durdurması oldu. İmamoğlu'na, evet. Kanuni'ye. Bence Hakem'e katılan biri olduğunu sanmıyorum ama bana çok erken geldi. Yani Nasruddin deneyim hani daha fazla hasar alabilirdi. Hakem ee, durdurdu yani kendince haklıdır gibi bir şeyler dedi. Ama e, bence derken Hı. yani bu konuda herkes mutabık gibi gözüküyor zaten. Ee, hani aksini düşünen varsa aşağıya yazabilir. Yani, şu açıdan aksini düşünen olabilir. Hani daha fazla uzasa daha fazla hasar alacaktı evet. gereksiz kanonyür. Ama bu sporda böyle yani hani, bu spor yani kanonyür için düşününce. Yani Kemer maçı değil bu sonuç Daha fazla hasar alabilir ama maçı da çevirebilir. Hı. Yani o maçın devam etmesi Hı. o anlama geliyor. Bu arada puanlamada <laughs> önde olma ihtimali yüksekti. 2-1'di sanırım. Ha, bakamadım ama 2-1 miydi? Sanırım 2-1 kanoniye öndeydi. Olabilir yakın giden bu bir maçtı. Oldum. Yakın giden bir maçtı ama striking de daha iyiydi ee, Nasruddin İmamo. Klinçlerde ee, işte tellere evet. sıkıştırıp böyle bir taktik benimsedi. Yani çok... ...tatlı bir taktik değildi yani Cerit Kanonir'in ama... ...Nasurdin İmamoğlu'nun orada boksu fark yarattı bence yani. Direktlerle aslında mesafeyi evet. korumayı başardı. kanoniye yaklaştıkça zarar verebildi ona daha çok. Evet. En ama sonunda o diye. mesafe tamam. ayarını biraz ikinci röntge kurmaya başlamıştı İmamoğlu. Evet. E, sonunda da yakaladı. Yani bu iki taraflı Kanonir geri dönebilirdi. Yani İmamoğlu konusunda da kariyerin en büyük galibiyeti... Ama işte Herzog'un o erken girişi onun galibiyetinden de çaldı. Kendini daha gösterişli bir şekilde e, sergileyebilirdi yani. O knockout'u daha gösterişli bir hale getirebilirdi. Ondan da almış oldu. Ne diyelim Jason Herzog bunları çok yapan bir hakem değil. Çoğu kişinin gözünde en iyi hakem. Yani benim er gözümde er öyle. Zaten bu programda az övülmedi Jason Doğru. Herzog. Bu arada öndeymiş puanlamalarda. Kanar mu? mi? Mesela. Ee, ...ama şeyde de... ...konuşacağız biraz... ...Bruno Ferreira, Dustin Stolfos... ...inanılmaz bir nakaltı oldu orada... ...orada da arada kaldı Herzog... ...orada ya da... O bir garip. ...arasına geçti... ...durdu ne yapsam diye bir yani şey yaptı... Dedi. ...tamam bitti <laughs> ya. ...sanırım şey gibi yani... ...böyle bir kötü bir günü... Yani performans o. olarak kötü bir günü... ...herkesin olabilir kötü günü... ...olabilir... ...Jason Herzog'da da... ...bir gün olmayacak mı yani... ...hep evet, aynı evet. yönetecek... ...o yüzden bir şey diyemem yani... yani ...diyemeyiz... ...yani... E, ...hakemlik de tabii ki şey... E, yani uzun süredir yapıyorlar. İlla kötü bir günü olacak. Hani burada işte Herb Dean'i de eleştirdik zamanında. Evet. Ee, Jason Herzog'u sanırım ilk kez eleştiriyoruz. Bilmiyorum ama. Benim de aklıma gelmiyor başka yani şey. Gerçekten çok iyi hakem. Ee, ama sanırım bu hafta sonu biraz e, formsuz günündeydi diyelim. Yani o hakemin de formlu ya da formsuzluğu olabilir. Evet. Ama hakemin ki daha hani fizikselden öte biraz daha şey e, mental olarak o maçın içinde olmak. Herzog Maça girişiyle işte o eldivenleri hazırlayışıyla hı hı. bakışlarıyla zaten onu hep veren mental olarak e, maçın içinde olduğunu hep gösteren bir hakem. Burada ama iki tane yani sadece bu maçta değil Ferreira maçında da bence hani araya girmesi okey ama tereddüt etmesi Orada. tabii iyi gözükmüyor hakemler için. Evet. E, burada da biraz erken girdi yani cerrit Kanunir hani çok da tartışılacak bir şey değil bence. Yani sonuç olarak İmamoğlu için çok büyük bir galibiyet oldu. Tabii gelede yani onun bunu... galibiyetinden bir şey götürmez bu. Aslında şimdi ilerisinde düşününce Paris için çok iyi bir e, adaylardan biri olarak gözüküyor. Evet. Paris kartında belki görebiliriz onu. Ne zaman? UEFA Paris Ekim miydi? Ağustos veya Ekim olması lazım. Hemen bakayım. Oralarda bir yerde. Yani al... Biraz erken ama çok hasar aldığında düşünmüyorum ben ya. Yani. Yok bence de almadı. Yani biraz işte o e... Klinci tercih etmesi, tellerde böyle bir vuruş araması ama çok bir şey de yaratmadı. Ee, Herzog oralarda da müdahale etti aslında yani. Hani maçın içindeydi işte parmaklarını uzatma diye sürekli uyardı Nasurdin İmamoğlu. Eylülmüş 28 Eylül. 28 Eylül. Yetişir oraya bence. Bence de. Eğer bir sakatlığı yoksa ciddi. Ee, i̇şte Kananiyar'ı da hani çalış dedi klinçlerde hani tellerde tutup. Çok pasif kaldığı yerler oldu. Evet. Aslında o manada da maçın içindeydi ama sonu itibariyle tabii tepki çekti Herzog. İmamov da yani dört numarayı yenmiş oldu. Öyle ya da böyle. Tabii sonuçta. oldu. Ee, yani Sean Strickland diyor. Hafif ağırda yenilmişti Sean Strickland'a. Yani Sean Strickland bence bekleyecek bu arada yani orta siklette ve haklı. Yani bence de bir ekstra bir dövüş yapmasına gerek yok. Kostay'ı da yendikten sonra o riske girmese de olur. Evet. Kendi dövüşte girmişti o riske. Yani Yanlış hatırlamıyorsam son anda dahil olmamış so, İmao maçına evet. öyle. Ondan sonra şey maçına da öyle. E, Abus maçına da evet, son evet. anda dahil oldu. E, i̇ki tane maçı şey... Geceyi kurtarmıştı yani. Bir daha niye aynı riski alsın e, ki? Burada da işte Costa maçını istemiyordu. Verdiler. Onu da yendi. Hı -hı. E, kendisi de dedi zaten. Şans Srikland kemeri bekliyor kemer maçını. Ve e, bence sonuna kadar aklı. haklı. Yani, dolayısıyla Nasruddin İmao dört numarayı yendi. Paris'e dövüşmek istiyor ama... E, 3'te kim var? 2'de kim var? Ya ben şeyi ha, Robert gördüm. Whittaker var. Brandon Allen mantıklı olabilir yani. Ya yani Brandon Allen bakıyorum 6 numarada. İşte Jared Cannonier'i yendiği için işte yarın 4'e çıkacak herhalde. Hı hı. Ee, Nasur Dinimavov. Önünde de Robert Whittaker. İsrail ya Sean Strickland var. Derek Ustupilesi ile izli maçı zaten ayarlanmaya çalışılıyor. Whittaker Hamzat'la dövüşecek. Whittaker Hamzat'la dövüşecek. O maça da az bir şey kaldı. Evet. Yani dolayısıyla biraz hedefsiz kaldığını düşünüyorum. Dolayısıyla gene senin dediğin gibi Allen olabilir ikisinden biri, ikisini vurdurup oradan çıkanı yukarıya evet, atmak en mantıklı olabilir çünkü aslında Jared Cano'nun alması gerekmiyordu. Bu arada Nasr'din imanı Kendisi evet. de bu eşleşmeyi istemediğini söyledi ama herkes dolu diye bunu kabul ettiğini söyledi ve işte bu spor böyle, o riski alırsın karşılığını göremeyebiliyorsun. Ee, yani İmamoğlu'da da benzer bir durum olacak. O riski alacak Brandon Allen karşısında ya da başka biri karşısında. Ya yani çünkü üst taraf dolu. Eğer Paris'te dövüşmek istiyorsa tabii ki istediğini söylemişti. Ya bence de o kadar beklemesine de gerek yok. Ama dördüncü sırada olduğu için bekleyebilir. Karşıları hmm. koyamazsın ama. Ya yani kanon yer içinde yaşı biraz artık arttı diyebilirim. Evet, Türk oldu, oldu. Ama iyi gözüküyor gene evet, fiziksel olarak. Fiziksel olarak gerçekten Acayip bir vücudu var. Bu maça da Durgun başlamadı aslında. Hareketli başladı. Ama biraz işte striking de ikinci roundla beraber e, İmamoğlu e, üstünü koymayı başardı. Yani İmamoğlu için şöyle bir eksik var. Yani bu maç o maç olabilirdi. Tam böyle şey. Hı hı. Herkesin tamam bu adam e, gidiyor gemere diyeceği maç. İşte o bitiriş olsaydı istenilen şekilde. E, o gösterişte bitiriş olmadı. Olsaydı e, hani bekleme opsiyonu vesaire belki olabilirdi. Ama şimdi daha alttan biriyle bence de karşılaşması Tabii. gerekecek. Bana da öyle geliyor. Başka ekleyecek bir şey yoksa abi. Geçelim. Yalan amaça geçelim. Geçelim. UFC severleri mutlu eden bir sonuç oldu diyebilirim. Dominic Reyes 5 yıl sonra galibiyet aldı. 5 yıl olmuş mu ya? En <laughs> son 2019'da Chris Weidman'a karşı. Ha yani John Jones'u bilmiyorum. John Jones'u yendi diye görenler de olabilir. İsmi olarak ya, yanmedik, <laughs> şimdi. Onu dahil etmedim. Hı -hı. Ama 5 yıl sonra o galibiyet geldi. Ve bence hatta Chris Weidman maçının <laughs> tamamen aynısı oldu. Hı hı. Kafese çekildi. Yani üstüne gelen bir Jacobi'yi sol direkle kontrayla vurdu. Ondan sonra hani onun dışında ekstra da müthiş bir dizi oldu. Hı, hı. Tam hani onun e, klasında eski günleri andıran bir knockout oldu. Hı hı. Bakalım buradan dönebilirse belki de tarihin en iyi dönüşlerinden biri olacak kariyer bakımından. Yani kendisi de bu geçmişe dönüşün altını çiziyor de hep. <laughs> ee, yani Dustin Jacoby Glory'de dövüşmüş yani bu kadar. E, Kib önemli organizasyon. Alex Pereira'da dövüştü orada oh. diyebiliyorum ben. Evet evet doğru Alex'le de dövüştü bu hatanla. Yani bu şekilde Dominic Reyes'in üzerine gitmemesi lazım bence. Ne olursa olsun hani dört evet. maçtır yenilse de 3 maçtır nakalt olsa da Reyes'in e, üzerine böyle gitmemeliydi. Ama bence e, miladını doldurdu diye düşündü Dominic Reyes. E, o yüzden gitti ki bu çok mantık dışı olmayabilir. Ama ne olursa olsun bir solu var onun da. E, o solda buldu. dediğin gibi eski yani en önemli silahı zaten o solu zaten. eski anımsatan bir nakata ulaşmayı başardı. Ama yani eskisi gibi zirveye gidebilecek mi? Ben çok emin değilim o çeneyi <laughs> düzeltemiyorsun bir süreden sonra e işte, öyle bir sıkıntı var. İşte onu test edemedi <laughs> o kadar. <laughs> evet. Yani ben geleceğin çok parlak olacağını düşünmüyorum Dominic Reyes için. Yani çok sevindi çünkü 4 maçtır yenilmek, 3 maçtır nakavt hmm. olmak Hakikaten çok ağır bir e, süreç. Bunu anlıyorum. Ama işte o geri çekilişleri, işte Dustin Djokovic bir tane sağlam bulsaydı ne olurdu? Benim şüphelerim var. Gerçi kendisi de dedi. Yani o e, basın toplantısında hani bir tane aldım hala buradayım diye Hı -hı. şaşırdım <laughs> bunlar iyi şeyler değil bak evet, yani işte. çünkü kendine güvenmiyor kendini e, o geçmişte aldığı yenilgilerden dolayı o güveni yok ama maç içerisinde bunu sağladığını e, tekrar oraya gelebileceğini hissettiğini söylüyor fakat işte o şüphe var ya işte hala buradayım yani işte Jacobi'ye karşı oradasın da hani şey seviye yükselince orada olacak mısın? Ben zannetmiyorum. Ofsiklette de çok sert vuran dövüşçüler var yani. E var var. Yani Jacobi de onlardan biri hı hı. aslında diyebiliriz ama bu maçta kötü oynadı bence Jacobi. Yani bir gereksiz risk aldı. bunun da cezasını ödedi. Ama ben Dominic Reyes'ten tekrar o işte John Jones'la dövüştüğü o dönem Tabii. o seviyelere çıkacağını hiç zannetmiyorum. Ya özgüven eksikliği en büyük kriter aslında burada. Galibiyet iyidir o özgüveni tesis etmiştir ama... Yeterli mi acaba? Hani fiziğin seni bırakıyorsa <laughs> yani bir ara ara çıkışlar olabilir ama bırakıyorsa bırakmış da olabilir. Hani bu çıkışa rağmen. Reyes bir de ilginçtir hala sıralamada 15. sıradan girmişti bu maça. Evet yani... sakatlıkları vardı falan o yüzden hala tuttular mi? sıralamada. Yükselecek mi onlar emin değilim ama... Abi orada kimler kimler var. İşte öyle bir siklet ki. Bak şimdi açıyorum. <laughs> 15'te değil mi? Aynen evet. 15'te. Hatta 14, 15'te evet. 15'te Ryan Spen'le beraber. Yani evet. Mesela Ryan Spen'le karşılaşması. O çok kötüydü ya. Ee, Zaten çok pis nakavt oldu kendisi. Oldu, oldu onunla aynı sırada ama. Yani, yani Alonso Manifield var burada. O da kötü yenildi. Mesela evet. 13'te karşılaşabilir. Azamat var. Yani burada Anthony Smith mesela güzel olur. Ha, evet o mantıklı. Güzel olur 10 numarada Anthony Smith. Ee, yoksa işi zor yani bence Dominic Reyes'in burada. Ya Öyle bir build up lazım kendisi için. Direkt Hı. yine sert vuran bir rakip alırsa karşına yine Hı. eski şeye de dönebilir sıkıntılarında yaşayabilir. Evet, belki şaşırtır diyeceğim ama dediğim gibi ben e, kazanmasına rağmen çok etkileyici bir izlenim almadım galibiyette. Ya sen ama. ...MMA... ...komünitesini... ...sevindiren bir sonuç oldu diye. Tabii mi? tabii yani... ...üzücüydü... ...neler neler... ...ne savaşlara girmiş... ...John Jones'la o savaşa girmiş yani. ama... ...yayında da söyledim işte... ...John da 5 round dövüşen... ...eskisi gibi olmuyor artık... Tabii. ...o dövüş... Yani, ...yani... ...maç yakında geçse falan... ...fark etmiyor yani... ...Tiago Santos'un... ...kariyeri bitti bence yani... ...John Jones... ...hani dövüştü sonra tabii evet. ki ama... Gustafsson... ...onun dışında... Gustafsson tabii belki ikinci maç sayılabilir. Ha ee, hani Gustavson ama sonra geri gelmişti değil mi? Teixeira galibiyeti falan. Ee, o ilk maçtan sonraydı. Teixeira'yı yendikten sonra zaten ikinci Jones maçını aldı. Ha sonra aldı. Ama ilk maçtan sonra da böyle bir hasar almıştı bayağı şey kime kaybetmişti? Hı. Anthony Johnson'a kaybetmişti. Yani ya üç, olabilir. Çık inişli çıkışlı bir kariyer oldu kısacası. Yani Anthony Smith de öyle oldu biraz yani. Orada işte yatsaydı o illegal evet. dize <laughs> belki de ama öyle bir dövüşçü değil. O da kariyeri toparlayamadı. Ama o biraz mental olarak belki de daha fazla toparlayamadı. Ama işte Santos vs. Ee, maçları John Jones'a karşı. Yani kariyerleri aynı olmadı iki dövüşünde. O maçlardan sonra. Ya bakalım bir sonraki karşılaşmasını merakla bekliyoruz. Bekliyoruz evet. Bakalım özgüveni daha da zirveye çıkacak mı? programın başında Alperen'den bahsederken zaten konuşmuştuk. Raul Rosas Junior bu da o da kendisi de UFC'deki 19 yaşında bir dövüşçü. Hı hı. Ama o müthiş performans sergiledi bana kalırsa zaten 50 binlik ödülü de kaptı. Ricky Turkios ikinci roundda pes ettirdi. İlginç bir karşılaşma oldu aslında. İlk roundda Maçın başından bahsedelim hatta istersen abi. evet. <laughs> Selam vermeye çalışırken Türkiye'den bir küfür geldi ve tekmeyle başladı bir anda. Eline Aslında... geldi mi o tekme? Geldi değil mi? Ya, sanırım geldi. Gel. Ya, 31 yaşında bir adamsın 19 yaşında çocuğa yaptığın harekete bak yani. Ya yani bir de bu kodundan bahsediyorsun. hani ee, Çok işte, ders düştü. Savaşçının yoluna aykırı davrandı <laughs> falan diye. Çünkü Mart'taki maçta maça dakikalar kala çekilmişti. Evet. Rosas Junior. Ee, yani hastalıktır olabilir belki. Sonraki haftaya gene ayarlayamamışlardı maçı. Hani ben bunları kapattım geçmişte kaldı falan dedi Tursios. Ama kalmamış demek yani. ki. Ee, gereksizdi. Eğer onu yapıyorsan yeneceksin. Ya bir de yani, arkasında <laughs> yani dur şimdi. durman lazım o hareketin. <laughs> yani onu yapıyorsan yeneceksin bir de. Yani yaptım ve yenildin sonra. Evet. Yani ben Tursios'u seviyordum aslında. Hafta çok fazla izlediğim için Tursios'u. Hani kırılgan mı? E, yani bunun seviyesi nedir diye düşündüğüm bir dövüşçü aslında. Hani Tafta şeyle. Tafı şampiyon oldu zaten. Kazandı evet. Tursyos. Volkanovski Ortega sezonu. Aynen o mi? sezonda. Ee, yine de şey yavaş yavaş bana kendisini bana inandırdı. Hani hani bu kendini dövüş sanatlarına adamış. İşte Bushido kodundan bahsediyor, savaşçının yolundan. İşte ee, işte meditasyonlar falan böyle bir hani hafif yiri havası vardı ama bu maçta hepsi dağıldı gibi geliyor bana. Hani dövüşünde e, hani çok bitirici değil ama durmaksızın dövüşen, 3 round boyunca dövüşen ve hakem kararıyla alan bir dövüşçü. iki tur e, Dolayısıyla hani bu maçı alabileceğini ben düşünüyordum. Raul Rosas karşısında. Çünkü ne olursa olsun Rosas da bizi etkilemedi şimdi. Yani hani açık konuşalım. Bilmiyorum sen ne dersin? Etkilendi yani, mi Rosas'ın bir performansı? Rakipleri bakımından... ...şüphe uyandırmadı yani istesem. Evet. O da normal ya o yaşta evet. yavaş rakipler veriyorlar ama Tursios mesela tafı kazan ne olursa olsun tafı kazanmış yani hani baktığın zaman e, fakat gerçekten kariyerine bence Tursios'un hani zaten çıkacağı yer neresi tartışılabilir tabii ki ama darbe vurduğu bir maç oldu çünkü maç sonrasında da bir staf enfeksiyonu var demiş bende. Ha, evet. e, yani bu da bir mazeret gibi oluyor. İslam'da da vardı staf hmm, enfeksiyonu. O da kendini de kabul etti. Ama yani <laughs> kazandı sonuçta. Işte. Yani sonradan ka söyledi. Ee, yani adam elini uzatıyor, tekme atıyorsun eline. Ya yani dediğim gibi bu tür hareketleri yapıyorsan kazanacaksın. Kazanmayınca evet, evet. işte hepsi sana çarpı iki olarak geri dönüyor. Tursios için durum bu şekilde bence. Bir Ama... de ekstra olarak bu Tafa biraz gölge düşürdüğünü düşünüyorum ben. Çünkü hani, bu mutaf taf? <laughs> hani kazanan kişi ve karşısında hani eee Contender Series'de 17 yaşında galibiyet almış bir çocuk geldi. TAF'ın şampiyonunu yani ezdi geçti mi diyeyim artık. Nerede eski TAF şampiyonları? Nate Diaz'lar. Aynen. Ona bayağı gölge düşürdü. Şimdi Shevchenko Grass sezonu başladı mesela. Onu bilen kaç kişi vardır bu sezonun başladığına ve ilerlediğine yani. Ortega Volkanovski TAF'ı gerçekten kötüydü bu arada. Yani ya McGregor Chandler'da da yani kaç kişi izledi ki? sonuçta. Ya o da var evet. TAF düştü biraz ya. Yani ama eskiden işte TAF ana e, unsurdu. ...UFC'yi zaten ayakta tutan şeydi. Ama şimdi işte Dana White Contender serisinden dövüşçüler çıkıyor. O başka organizasyonlardan bitirdi. alıyor. Hani TAF'a olan ilgi e, bitti gibi sosyal medyada çok fazla e, platform olarak yayıldı. Çok fazla Hı. platform var ve dövüşçüler sürekli konuşup kendini ifade edebiliyorlar, kendi hayatlarını anlatabiliyorlar. Hani TAF'ın Özelliği buydu yani aslında evet. dövüşçüleri tanımaktı. Dövüşçüleri zaten tanıyabiliyorsun ee, ama taftan vazgeçmiyor ee, Deneva çünkü hakikaten UFC'yi... Onları yaratan, yani ayakta tutan şeydi taft bir. Bitiyordu UFC yani enflas evet. ediyordu. Ee, yani bence de devam etsin ama o eski şeyi yok. Hani taftan çıkan işte Tony Ferguson'lar, Nate Diaz'lar yani bunların seviyesi bambaşka. Ee, ama de, evet iki Tursios mu yani şimdi bu <laughs> evet. taftan çıkan diye sormanı anlayabiliyorum evet son dönem öyle taftan çıkıp da e, yani zaten tafa bir sürü ara verilmişti Hı -hı. ama son iki tafta falan çıkıp da işte Brian Battle eğlenceli dövüşler Hı -hı. veriyor gerçi yani evet ama o kadar büyük yıldız olacak mı bilemiyorum bilemiyorum ee, Raul Rosas'a gelecek olursak eğer Hı -hı. Yani maçta ben şeyi düşündüm. Yani önceki maçlar beni çok tatmin etmedi. Yani biraz bu tabii Raul Rosas'ın hatası değil bence. Yani çok pompalandı. Evet. Ee, üzerine çok fazla reklam yapıldı. Ki haklıdır. Bu çocuk kaç yaşında? 17 mi 16 mıydı? İlk girdiğinde 17 idi. Contender evet. sayesinde. Sonra ikinciye girdi öyle aldı değil mi kontratı? Sanırım. Yok. Tekte aldı mı? Iki... Tekte mi, tek de mi aldı? Olabilir. Yani çok genç. E, kontratı aldı. UFC'de tabii yatırım yaptı. Bu tür gelen dövüşçülerde her zaman birinci reklam unsuru John Jones'tan Jones'un rekorunu kıracak. En genç şampiyon olacak. Şey de öyleydi. Ee, Miranda Maverick mi? Yok Flyweight'teki en genç. Ha şey Mokayev. Heh, Muhammed Mokayev. Mokayev hala kırabilir galiba ya. O kendini artık kabul etti bu saatten sonra zor dedi. 23 oldu mu Mokayev? Sanırım oldu. Olmadı. Oldu, mu? Olabilir. Ya işte Miranda Maverick vardı işte kadınlarda. Kadınlarda belki daha kolay olabilir bilmiyorum ki bu daha 4 yıl var önünde. Hani evet. Yani ihtimali en fazla olan kişi Raul Rosas Jr. Ama işte bu tanıtımların biraz altında kalabiliyor. Performans düşük olunca daha sert eleştirebiliyorsun. Yani sert eleştirme açısından değil de benim gözümdeki yani şeyi biraz düştü. Ama bu maçla beraber ya bu maçın öncesinde hani düşünmeye ee, başladım diyeyim. Ya daha 19 yaşında ve MMA gibi bir spor yapıyor bu çocuk. Ee, vuruşları kullanmayı denedi önceki maçlarda. Ama Tank altı da var. Evet ama en büyük silahı bunun grapplingi, güreşi. Onu anlıyoruz. Ee, ve üzerine koyarak gelecek. Fiziksel olarak hani biz bir erkeğin işte MMA sporunda... ...hani her spordan spora değişebilir tabii ki bu ama zirvesi 30 yani... 20 20'lerin sonu 30'ların başı o var hem. yani oraya daha 10 senesi var <laughs> bunun. Çok garip yani. Oradan düşününce e, yani bu çocuğun önünde ya olabilir yani o başarı gelebilir. Ama işte mental olarak çok sağlam kalması lazım. O yeni giden dönmesi güzel. Bence en iyi performansıydı bu Tursyos karşısında. De. Çok iyiydi. E, ve e, o ilgi alanını Arttırdı yani sıfırda da dövüşür gibi geliyor bana yakışır direkt zaten Meksikalı, Meksikalı zaten yani söylemi de güzel anneme karavan almıştım evet. şimdi de bonus istiyorum ev alacağım bonusu da aldı bonusu zaten. da aldı ee, şeyi de güzel aile de iyi demek yani hani bunun mental olarak sağlam kalmasını bence yani doğru sağlıyorlar ee, bence iyi oldu Raul Rosas hani bu maçla beraber iyice ısındım ben Raul Rosas'a şey de güzel Pardon, sözünü kestim. Bize başka düşünme alanları açıyor ya. Hani hı hı. bazı konular, bazı dövüşçüler. Raul Ross aslında 19 yaşında olması, o üzerinde büyük bir ilgi alanı olması, onu omuz diyebilmesi, fiziksel olarak daha gelişiminin belki de başında olması, dövüş sanatları olarak gelişiminin daha başlarında olması. Yani dolayısıyla böyle yakından izleyebileceğimiz bir şey var önümüzde. E, ne diyeyim? Vaka, vaka o. diyeyim de yani hani dövüşçü var diyerek insanlaştırdı. mesela dövüş içinde de sıkıntılar yaşadı. İlk roundda arkasını kaptırdı. Hı -hı. Arkayı alacağım derken fazla atladı. Yani, hani orada mesela Rinek çok niye orada olmadı da ikinci roundda kendisi yaptı diye soran olacak olursa biraz şey farkı vardı bence. Jutsu konusunda da kalite farkı vardı. Evet. o Çünkü mesela e, Tursios Rinek çok almaya çalıştığında Çene öndeydi zaten. Ros's'ın da zaten biraz büyük bir çenesi var. <laughs> o çenenin altına girmek <laughs> evet, biraz biraz zor. Yani. Ya onun dışında diğer koldan hiç destek almadı. Diğer kol hani çoğu yaptığın kolda değil de diğer kol kafanın arkasında olması lazım. O biraz yukarıda kaldı. Oradan Hı -hı. tek kolla baskı yapmış gibi oldu. Öyle de çeneyi bastıramazsın. Ama ikinci randa gelecek olursak Rosas Junior çok iyi oturttu o iki koldan desteği. Hı -hı. Çeneden başladı zaten öyle bir baskı oldu ki bir anda kendi boynunu verdi, Tursios. Hı, -hı. O konuda bir kalite farkı da vardı yani. Orada eller biraz şey triangle'ı bozmaya gitti galiba Tursius'un. Hani bir yolculuğa çıktı hani yani. olması gereken yer orası iken biraz uzaklaştırdı i̇şte gibi hatırlıyorum ben ama. Yapmaman gereken bir şey o body evet. triangle'ı eline bozarsan zaten direkt boynu vermiş olursun. Evet, şey çünkü oradaki e, savunma unsurunu sen aşağıya götürüyorsun. Burada adamın iki eli var iki kolu var. i̇lk yani yapman gereken hand fight yani. evet yani. Body triangle'a Onu yapıyordu şey... fena da yapmıyordu. Bence de. Sanki ben öyle hatırlıyorum yani. Böyle bir e, orada bir işte reversal kovalamanın peşinde o body triangle'ı bozmaya gitti bir eli e, orada bitti. Hata işte. Gibi öyle gördüm ben. Yani Rosas Junior'da aslında çok daha hasar almadı o yüzden de bir sonraki dövüşü bence Mexico koyarlı. Sphere bence çok mantıklı geliyor. Las Vegas Sphere aynen. Yani bunun üstüne koyabilecekleri bir rakipte olursa aslında daha rekabetçi bir şey de olabilir. Dana White da şey dedi. Yani tamam bir Meksika e, kutlaması olacak dedi. Meksika e, geleneğine e, bir saygı olacak dedi. İşte bu e, Sifir'deki gecenin. Gerçekten çok acayip olacak. Rosas Junior. Bence koyarlar. Olması gerekiyor bence de. E, şimdi Bruno <laughs> Ferreira'nın <laughs> inanılmaz nakavtı <knockout 'u> var. Dustin <laughs> Stoltz'uz karşısında ilk round'da İki kez aslında denemişti bu dönen ikincisinde İkincisinde tutturdu. Ama ikincisinde tam tutturdu herhalde. <laughs> yani yani. hakem müdahalesini çok konuşmaya gerek yok bence. Zaten bahsettik ama olması gereken de buydu zaten. Hı -hı. Yani gene Herzog'du burada da Hakem. Ee, Hı -hı. Yani arada kaldı ama bence doğru yani. Doğru, doğru. Zaten düz knockout açıklandı yani. yani bu, evet. hani bu şeyin Herzog'un araya girmiş gibi gözükmesine rağmen. Ee, iyi okumuşlar rakibi Bruno Ferreira zaten kendisi de dedi yani yumruğunu savurduğu zaman direğe attığı zaman çok içeri giriyor. Yani Hı -hı. gövdesi çok içeri giriyor. Dolayısıyla buna çalıştıklarını söylediler. Belli. Ee, ve iki kere tutturdu. Yani knockout onunla başladı. Onunla, onunla bitti. bitti. Dönerek dirsek de bitti. Bence yılın en iyi knockoutlarından biri. Muhtemelen biz yıl sonunda knockout listesi Hı -hı. yaparken bunu koyar, koyarız gibi geliyor Hı -hı. bana. Evet. Ve şey ikincisi çok daha güzel gözüktü. Böyle yani çapraz geliyor ya böyle. Kamera açısı falan. Kamera da. açısıyla yani bütün gövdesinin o dönüşünü görüyorsun evet. ve vuruşu isabet ettirişini görüyorsun. E, ikincisi çok daha şıktı. E, o şekilde nakalta ulaşması yani muazzam oldu. Hakikaten yılın nakaltlarından biri. Orada şimdiden tartışma başlamış zaten. Max Olaway'in knockout'u mu bu mu diye. Ha, doğru şimdi yani <laughs> biri yani Max'inkini herhalde Aman şimdiden başladı. söyleyebiliriz kimse geçemez herhalde. Yani <laughs> öyle, yani hem yani süre bakımından dövüşün geneli bütün bakımından, hikayesi açısından. Evet. Evet. Ya yani geçmek çok zor. Ya nakat ettiği isim açısından Tabii. aynı zamanda. Evet şimdi sen deyince hatırladım ama bu listeye girer ama ilk 10 listesine girer. bu estetik girer. bakımından hani girer. dövüşün ismi önemli değil kim kimi böyle nakat etseydi bunları listeye koyacaktık. Evet. Diğeri başka bir klasman ama ama Max'in knockout'u yani şimdiden hmm. seçsek de herhalde o kalır. Aslında Bruno Ferreira'dan ilk round e, dövüşün ortalarında biraz zorlandı. Hmm. Yere alındı Stolz'un. Zaten juts'unu yani juts'u iyi bir dövüşçü. Hmm. Nibart tehlikesi yaşadı bir iki kez bacağı evet, bir türlü çıkaramadı oradan. Ama mesela kolu içerideydi o sürekli. O dizden o sıkıştırmayı yapamadı Stolz'suz. Hmm. O konuda savunması iyiydi Bruno Ferreira'nın. Zaten Brezilyalı bir dövüşçü yani. Judo, siyah kuşak ve e, yani Brezilya milli takımına seçilmiş bir judoka kendisi. Boyu falan biraz kısa ama öyle bir cüssesi var ki bence orta siklet ona göre yine. L Lakabı hul tam o oturuyor <laughs> yani bu arada hulk gibi bir vücudu var. Yani bence kilo kesse yani Welter de yapar 77 de yapar gibi geliyor evet, ama yani o kas yapısıyla o kütlesiyle e, bu siklette yani Gregory Rodriguez'i nakavt etti bu çocuk ya. Mesela o bayağı da bir boy farkı vardı yani. Var Robo kapı yendi Hook evet. o maçta. E, yani normalde hani bu cüsseyle tabii ki hani zaman zaman eleştirebiliyoruz ama bu oturuyor ya bu orta siklete oluyor gibi bana da uygun geldi yani sadece tek bir mağlubiyeti var ama böyle sıkıntı yaşadığı zaman ve düşer gibi de geliyor bana ha, ileride yaşarsa da. yani şu an kendisine güveni tam gibi ama biraz da hasar aldığını söyleyebilirim ondan kalktı kovalamacısı arasında hmm. o da vuruş aldı evet, evet. ama dayanıklı da önceki maçlarda evet. da gösterdi fakat yani bir yerde biraz fazla gelebilir fak ama bunu çok iyi gösterdi. Stoffus da iyi dövüşüyordu bu arada. Evet ben kötü, bence de kötü değildi yani. yani iyi dövüşüyordu. Ya yani çok ekstra bir teknik geldi Bruno Ferreira'dan. Ya şey şeyde güzel oluyor. Hoşuma da gidiyor benim. Hani buna çalıştık demeleri. Hı -hı. E, çünkü çünkü iki kere yaptı bunu. Hakikaten çalışmışlar galiba diye e, düşündürttü Ferreira. Ve şey istedi. E, Bonicle istedi. Hı. -hı. Yani judoka'ya karşı güreş, judoya karşı güreş ister misiniz? Şimdi bu Bonnacle'da yani kodu brandıcı almakta birazcık zorlanmış diyebilirim yani. Bir judocuya karşı bakalım. Bu adam, ya bu arada güzel eşleşme olabilir. Ya yani yavaş yavaş yükseltiyorlar da. Evet, biraz prematür olabilir Bruno Ferreira yani direkt. Bruno Ferreira sıra. çünkü işte sert de vuruyor yani, yani tehlike olabilir. Hani içinde için de Bonicle açıklanmadı değil mi bu maçı açıklanmadı diye ya biliyorum. Yani UFC ama. 300'den sonra bir haberi yok kendisinin. Evet. Ne oldu bir sakatlık mı var acaba? Ya hiçbir haber de yok. Kendisi de bir şey demiyor. Ee, yani bence vermez UFC Bruno Ferreira Ya Bo Bruno Ferreira'ya. Ama e, yakın zamanda böyle bir artık e, o rekabeti daha yüksek tutacak birini vermeleri de de yani bu vermeleri gerekiyor. bu şekil Taytay kaç tane maç yapacak yani hani? Aynı slaytten ilerleyelim. Zek Zekeriya'nın Hülyan Marquez maçı. Abi maça başlarken demiştin gözünüzü kırpmayın diye. Gözünüzü kırpmaya vakit olmadı zaten. Evet. 20 saniyede bitti. 20 saniye. Yani ben onu diyorum da önceki maçları dedim ama onu da <laughs> Keme gitti. Evet. <laughs> Bazen tutmayabiliyor. Yani bu, bu sefer tam anlamıyla tuttu. Evet. Yani müthiş bir body kick. Üstüne aparkat. kat. Aynen. Yani bu reis sert ya. Belli evet. Yani daha tabii ki daha büyük rekabetlerde görmek lazım ama yani sert vuruyor. Belli, e, bu yedinci knockout yedinci bitirişi oldu. Hı. Gene ilk roundda. Hepsi ilk şey, bütün hepsi ilk round. Yenilgisi ilk round. Yani <laughs> ne kadar bitirici ne kadar sert olduğunu gösteriyor. Yani Julian Marquez o gövdeye tekmeyi aldı zaten. Orada, Orada bitti gibi maç. Öyle bir tekmeydik zaten. Yani onun üstüne belki yukarıdan bir müdahale olabilirdi ama o aparkata tercih etti. Direkt ortadan Aparkat da çok şık. Evet, bu, tamam. da, bu da bonus aldı değil mi? Aldı. Evet, evet o da aldı. Ee, burada bitiriş yapan bir tek Reyes almadı sanırım. Ee, evet, evet. Diğer dört bitiriş bonus aldı. Dö gecenin maçtan... dövüşü seçilmedi. Ha. Dört tane performans bonusu verdiler. Altı maçtan dördü bitiriş oldu yani gerçekten. En fazla bitiriş olan ana kartlardan biri oldu yılda. Zekeriz de bekliyoruz diyelim. Seviye yükselince ne olacak ama sert dövüş. Ya ben Hı. izlemek isterim. Keyifli de İzlemesi keyifli. Julian Marquez'in düşüşü de bayağı sert bir düşüş oldu. Yani evet. <laughs> en son sürtünmesiz düşüyor. En son galibiyetin abi şeye Miley Cyrus'a şey yapmıştı. Hatırlıyor musun? Ha tamam. Sevgililer şey... gününde. Evet evet. Ondan Ama kalsın... o da Cyrus da yanıt vermişti değil mi? E şöyle yanıt verdi şey dedi. Göğsüne baş harflerimi yazdırırsan hani tıraş olarak o <laughs> <laughs> kabul ederim demişti. Dating, sonra... mi? Dating Aynen ha. sonra Julian Marquez demiş ki sen de benim ismimi dövme yaptırırsan falan dedi. Batırdı orada zaten. Batırdı. Yani. Ondan sonra karşı bir cevap gelmedi. İngilizce belki... şey diyorlar ya fumble. Aynen tam olarak fumble'ladı yani. Yani batırma Türkçe olabilir yani. Yani, yani tarihin en büyük batırışı. Kariyer yani. bakımına da ona da yansımış olabilir belki de. Belki oradan mental olarak büyük bir darbe aldı. My Cyrus'la çıkıyor olabilirdi şu anda ama. Ee, Zehirizene nakat. nakat oluyorsun evet. yani ikisinin arasında <laughs> yani, hayatın acı gerçekleri yerinde kırılma noktası olabilir yani evet bence şey e, yani UFC'nin en garip lakabına sahip zaten evet Küba Cuba füze krizi yani Küba şey, füze krizi yani ne soğuk alakalı? savaşa bir gönderme <laughs> daha garibi var mı kötü diyemeyeceğim yani çünkü akılda kalıyor ee, daha garibi var mı ama illa vardır. vardır. Onu da yorumlara yazabilirsiniz aklınıza yorumlara gelen. Yazabilirsiniz. <laughs> sırf, e, aslında sırf lakaplar üzerinden belki bir program bile olabilir. Hakikaten evet. çok acayip şeyler var. Dominic Reyes'inki de iyi mesela. Devastator. Bence de. iyi yani. Korkutucu e, bir isim yani. İngilizce lügat bakımında. Evet. Yani güzel. Rizzi takipteyiz. Evet. Açılış maçında da Puna ile Soriano ile Miguel Baez'e karşılaştı. Soriano'nun Welter ilk maçıydı tam bir ground and pound şöleni izledik diyebiliriz. Evet. Yani burada işte zaten ground and pound'un babası Tito Ortiz diyebiliriz herhalde. Mark Holm'un da diyebiliriz. Ya da o da var. Günümüzde Volkanovski belki. Hı -hı. Hani sen bu performansı nasıl yorumluyorsun ground and pound bakımından <laughs> abi? Ya yani sayılarla yorumlayayım. Ee, bir not almıştım ondan. Bende var önümde. ha sen de söyleyebilirsin. Ya yani 144'e 7. Yerde kaydeder vuruş bu. Yerde 136'ya 0 zaten. Total vuruşlarda da <laughs> 331'e 22. Evet. Bende o şeyler var. 136 işte söyledin sen Hı -hı. de. Yerde kayda değer vuruş. Ee, UFC rekoru bir maçta. Yerde vuruş olarak değil mi? Abi? Evet yerde vuruş olarak. Yani bütün tarihe bakıyorum. Ya, bu kadar oldu mu bu maç ya diye düşündüm yani. Hani 136'dan fazla yokmuş. Acayip rekor. bir stamina ister yani bu da. Evet. Ee, artı 309. Yani vuruş farkı 309. Hı hı. Ee, yine 3 rantlık UFC maçında rekor. Ee, bu rekorlar bu maça mı olacaktı? Enteresan gerçekten. Aynı zamanda kayda değer vuruşta 137 fark atmış. Bu evet. da Veltel Siklet rekoru. Ve bunları e, buna ile Soriano kırıyor. Beltersklet'teki ilk maçı bir de. ilk maçında ve aslında daha vuruşlara gitmeyi seven bir striker olduğunu düşündüğümüz Tabii. Soriano tamam. kırıyor bunları. Kendisi de basın toplantısında şey dedi kendimi Habib gibi hissettim dedi. <laughs> ya evet bu sayılar onu ya. gösteriyor. Ben de şeye şaşırıyorum. Neden bitiremedin? Ya, falan... Çok mu yükleneceğim bilmiyorum ama neden bitiremedin? Hani? Yani Bayezan'ın zorlandığı bir bölüm görmedim. Hani darbelere cevap veremedi ya da hani Boysa ya. yakın oldu ama nefes olarak tabii, falan bitti. Şey olarak tükendi ama hani bitiriş anlamında şey diyorum hani. Hı, -hı. Bitirici vuruşlar değildi belki. Evet olmadı. Hakeme baktı böyle bir vurdu vurdu ama, ama... döndü. Gene bir şey bilmiyorum. Ya, o kadar vuruş atınca yoruluyorsunuz tabii ki. Yani vuruşun Hı. etkisi de azalıyor ama e, bitirmesini beklerdim. Bitirmesini beklerdim. Yani böyle rekorlar kırmış adama da hani diyecek bir şeyimiz yok. Belki de o yüzden ama... rekor kırıldı zaten. Öyle, belki de <laughs> o yüzden evet şimdi Bardağın boş tarafına da bakmamız <laughs> gerekirse. O yüzden olabilir. Ama bu siklet iyi gelmiş gibi gözüküyor Soriano'ya. Ya şey çok acayip. Sen basın toplantısına baktın mı hiç bilmiyorum ama. Şey dedi. Maça çıkmadan önce çıkıp iste, dövüşmek isteyip istemediğimden emin değildim. Bilmiyorum. Diyor. Hani ben artık emekli mi olmalıyım diye düşünüyordum. Orada bir biri bunu bir şekilde gaza getirmiş. Evet dedim ya ben bu işi seviyorum. Gireyim çıkayım. Bu kafayla maça çıkmış ya, he. yani. Hani... aynı gün içinde yaşanıyor evet. ya da bunlar dövüş gününde. Dövüş gününde maçtan evet. hemen önce, şey kafese girmeden önce bunları düşünmüş. Yani bu çok acayip ve gidip böyle rekorlar kırıyorsun falan. dövüş mentalitesini anlamak gerçekten çok güç. Yani. Yani çok zor bir şey ya. Yani adam bırakmayı düşünürken bir anda rekorlar kırıyor ve şu anda devam edecek tabii yeni sikletinde veya ters Gerçekten ilginç. Miguel da Tam bir ayak kırıklığı yani gerçekten yani. müthiş bir giriş yapmıştı aslında UFC'ye de. Ben çok beğeniyordum <laughs> ya evet, Bayezid'i. teknikti. Ama üst üste nakaltlar. O asıl yapıyor. mağlubiyeti onu bitirdi aslında. Evet. Ona da çok iyi başlayıp sonradan geri dönüş yapmıştı Ponzinibyo. Hmm. İki yıldır da dövüşmüyor. Ha yani bir de hani öyle bir sıkıntısı vardı. Ama ya yani ikinci round bitti. Üçüncü round başladığında zaten belli yani şey diye. Ya hakem Göz geldi şey bitmişti. iyi misin falan Aynen. diye hani vuruştan dolayı değil de yani bir bayılır gibi oldu. İkinci roundun sonunda mıydı ilk roundun sonunda mıydı? O işte hani şey olarak dayanıklılık bakımından tükenmişti direkt benzini Hı. bitti. Evet. ya yani bu maçın herhalde şey bu kadar grappling'e gideceğini düşünmüyorlardı diye anlıyorum ben. hani. Ona göre hazırlanmamış olabilir. Bu kadar çabuk bitmesi ya yani belki bir rahatsızlığı da olabilir bilemiyorum tabii ama. Yani şeyden dolayı bunları söylüyorum. Hakikaten beğendiğim dövüşçüydü. Evet, Geldiği nokta gerçekten hoş olmadı. Ee, onun dışında ekstra da alt kartta tek bitiriş. Carlos Prates Radke'ye karşı müthiş bir diz yakalamıştı vücuda. Ya. Ben evet. yani daha sert bir gövde diz hatırlamıyorum bu kadar kolay. Çok sağlam gelmiyor. Dana White da buna tweet attı. Evet. Now you, Na, know now you know diye. Evet. evet. Ya bu Prates gerçekten sert. Şeyi gördüm abi bonus aldığını öğrenirken <laughs> sigara evet, içiyor zamanda. Sigara tüttürüyor <laughs> bir keyif sigarası aynen <laughs> olabiliyor yani hani can e, dövüşçüler hani bir sporcudan mesela beklemiyorsun onu falan ama ya bu da bir, bu sporda her şeyi bekliyorum ben yani. <laughs> şey. var da eskiden şey futbolda falan da ee, ama yani bir sporcunun tabi sigarayla görünmesi yani futbolda yani şey. runiye zamanında çok laf ederlerdi. yok sigara içiyor falan ee, e, e, onun gibi <laughs> şeyler. Ama bu dövüşte kimse, bu sporda kimse kimseyi yargılamıyor. Öyle bir dövüş şey. kaldırıyor diyorsun. Bence öyle. Olabilir. Yani dövüş Nate pek çok şeyi kaldırıyor yani. Hani. Nate Diaz etkisi de olabilir belki ama. Olabilir. Ya yani şey neyse. <gülüyor> <gülüyor> Oralara girersek başka yerlere çıkabiliriz şimdi. Evet ee, abi evet. konularımız bitti. Prateste 4 dakika 7 saniye. Bitti. Hafta sonu da şey Tasro Tayra ya yani seviyoruz herhalde sen de seviyorsun evet, evet, Seni çok... sevmemen çok zor zaten Yok, yani. çok hani Grafik manasında da yani bitiremiyoruz <laughs> tek sıkıntısı oydu bazı dövüşlerinde evet, ama Japon dövüşlerde öyle bir genelleme belki yapabiliriz bilmiyorum ya yani ben hani şey Japonya'dan da işte Dipti, işte başka organizasyonları da hani anlattım böyle bir hani güç bitirme konusunda biraz bir eksiklik olabiliyor gibi bir genellemeye varmıştım bir arada Bilmiyorum, ee, daha fazla hani Japon Dövüşçüleri izleyenler, izleyicilerimiz varsa e, onlar da yorumlarını aşağıya yazabilirler. Şimdi şey abi mesela Ryzen'in e, Horsiclet e, şampiyonu, şampiyonu geldi. geldi. Kaya Asakura. Hı -hı. Direkt top 5 birini vereceklerini söylediler ona. Versinler abi Ryzen'den şampiyon gelmiş. Evet. Ama ya Horiguchi vardı, Horiguchi'ye yenilmişti diye hatırlıyorum bu e, hmm. horosiklet ama şey Horiguchi de bir ara US'te değil miydi o ya? Tabii, evet. O böyle sessiz sedasız pandemi döneminde galiba yani. Bir anda US'den ayrıldı gibi hatırlıyorum. Ayrılış zamanı ben de hatırlamıyorum ama hmm. böyle 15'lerde falan 15-20 arasında vardı diye hatırlıyorum. American Top Team'deydi galiba hatta diye hatırlıyorum. Ama bir anda böyle bir gitti. Yani. Hmm. Bakalım ben de merakla bekliyorum. İşte Alex Perez bu arada yani Tassuro Tayra'ya da ee, ...seviyeyi tak diye yani evet. bayağı bir yukarıya çektiler. Ana maç. Beş Ana maç. Yani bunu yenerse bir tane daha yapıp kemer için dövüşebilir yani. Olabilir. Ayrı. Yani vakti geldi dediler herhalde. Yani... ...çok iyi bir dövüşü var ve... ...hani Japon pazarını... E, ...biliyorsun işte... ...yani... ...yani eli yüzü de düzgün çocuk zaten yani hani <laughs> <Yüzü> de düzgün <laughs> çocuk. Hani müthiş pazarlanabilir. Ya zaten bir yıldız gibi Japonya'da... ...Tayra... Hani burada Alex Perez'i yendi. Ee, yani UFC için Japonya yolu gözükebilir. Hani burada Abi, böyle bir şey olursa. Olması lazım. Çin'de yaptılar Bayağı gitmediler yani. Baya gittiler Japonya'ya da. Ben hatırlamıyorum açıkçası. Evet. Şeyle mi gitmişler? Gökhan mı gitmişler en son? Saki Japonya'da mı olmuştu? Şey, i̇lk maçı değil Japonya'da mi? Japonya'da olmadı. Japonya'da mı? Saitama'da oldu. İlk Şimdi. maçı değil mi? İşte, işte. i̇şte Gökhan'ın. Evet, sanırım öyleydi. Saki Saitama'daydı galiba. Saitama Super Dome'da değil miydi onun maçı? Evet. Bayağıdır gitmedi. En son Saki'yle gitmiş olabilir bu arada olabilir evet. ee, Maçta da ikram var. İkram Aliskarov. Evet, asıl. Hafta sonu konuşabilecek en büyük isim belki de o. Evet, Antonio Trocoli. UFC Apex'te tabii. Gerçek memeyi severler <gülüyor> <gülüyor> bekleriz diyelim. Evet. Ana iyi ama Tyra Perez. Bence de izlenir. Yani her hafta olduğu gibi haftaya da o programı konuşacağız pound for pound'da ama bu haftalık bu kadar diyoruz. Evet. 1 ve ee, 1 olacak tabii bu hafta. Başka programlarımız da olacak. Bu hafta dolu. Bu hafta evet. Ee, box to box olacak. Geçen hafta yapamamıştık. Ee, gene şey röportajımız olacak. İşfak e, gelecek. İşfak Seyit'le. Evet. Ee, dolu bir hafta olacak. Yine onları da hatırlatalım. İzlemeyi, like'lamayı, abone olmayı da e, unutmasın ben izleyicilerimiz. Mesela <laughs> <laughs> <Hatırlatmayı. gülüyor> Ve unutuyoruz yani. Hani biz burada zaman zaman olabiliyor. E, yorumları da unutmayın diyelim. Programlar devam ediyor. Farklı hiç değildi. Evet. Pant'tan pound şimdilik bu kadar. Ağzına sağlık abi. Ağzına sağlık Kerem. Teşekkür ederim. Esport Plus'un sunduğu Pantforpant'ın bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dövüş sporlarının tek adresi eSport es Plus sundu.